Serdar Turgut Kaşıkçı operasyonu Washington'da sürüyor. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Amerikan yönetiminin kafası Suudi Arabistanla ilgili olarak o kadar karışık ki, yönetimin çeşitli birimlerinden birbiriyle çelişen o kadar karmaşık açıklamalar geliyor ki, konuyla ilgili yüz yüze konuşan yetkililer sorunu o kadar büyük ihtimalle bilinçli olarak içinden çıkılmaz hale getiriyor ki, bu meselede somut gerçeklere ulaşmaktan umudu bu defalık kesip sadece kendi elimdeki bilgilere dayanarak bazı sonuçlara varmak artık kaçınılmaz oldu. İlk önce eldeki somut bilgileri alt alta sıralamalıyım. İlk günden beri panik. 1. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Türkiye tarafından ilk kez açıklandıktan sonra Washington ciddi bir panik yaşamaya başladı. Meselenin Muhammed bin Selmana bağlanması Amerika'nın İsrail ile birlikte oluşturduğu bölgemize dair ortak stratejinin tamamen çökmesi anlamına gelecekti. 2 Ekim ayı içinde Trump yönetiminin hassas birimlerine kaşıkçı olayında Muhammed bin Selman'ın kollanması ve süreçten yara almadan çıkarılması mesajını verdi. O günlerde Fethullah Gülen'in iadesinin mümkün olup olmayacağının araştırılması talimatı da bu bağlamda birimlere iletildi. Yönetim Türkiye'nin Amerika'nın stratejisini zedeleyecek adımlar atmasından çekiniyordu. Baktı ki Selman kontrolden çıkıyor. 3 aynı günlerde İran yaptırımlarının sert aşamasının devreye sokulması da denk geldi. Bu yaptırımların etkili işlemesi için global petrol piyasasına bir zarar verilmeden uygulanması gerekiyordu. Bunun için Amerika'nın Suudi Arabistan'la uyumlu çalışması gerekmekteydi. 4. Trump, Kaşıkçı olayında Muhammed Bin Selman'ın korunup kullanması talimatını vermişti ama Suudi Arabistan'dan MBS'nin uyumlu davranmadığı, kontrolden çıkmaya başladığı ve özellikle petrol konusunda bağımsız kararlar aldığı bilgileri gelmeye de başlamıştı. Bunun üzerine Kaşıkçı olayının MBS'yi terbiye etmek için kullanılabileceği düşünüldü. 5. Daha önce MBS'yi koruyup kollayın talimatı verilmiş olan CIA yine devreye sokuldu ve operasyonun yeni aşamasına girildi. CIA'in MBS'yi cinayete direkt bağlayan somut bilgilere ulaşmış olduğu bilgisi hem Washington Post'ta hem de New York Times'a aynı günde sızdırıldı. 6. Oysa elde yeni somut bilgiler yoktu, CIA sadece elde zaten var olan birçoğu da kamuoyunca bilinen bilgilerden yola çıkarak olsa olsa yöntemiyle bu işten MBS'nin mutlaka haberi olmalıdır gibi bir sonuca varılabileceğini söylüyordu. Neden sızdırıldı? 7. Haber o iki gazeteye sızdırıldı çünkü o gazetelerin yönetimin Orta Doğu politikasına karşı oldukları ve bu yüzden haberi büyük kullanacakları biliniyordu. Nitekim ikisi de manşetten verdiler haberi. 8. Trump konu hakkında ulusal güvenlik danışmanı Bolton'la birlikte devreye girdi. CIA'den sızdırılan son rapor hakkında briefing alacak ve sonra da o bilgileri MBS üzerinde bas baskı yapmak ve onu hizaya getirmek için kullanacak. Yani yönetim CIA raporunu Selman'ı devreden çıkarmak için değil, onu tekrardan tamamen Amerikan kontrolü altına almak için kullanmaya kararlı gibi gözüküyor. Her operasyonda olduğu gibi Washington'ın nasıl çalıştığı hakkındaki bilgilerim ve konu hakkında konuştuğum insanlardan aldıklarımın toplamı olan bitenin böylece özetlenebileceğini söylüyor. Tabii ortada bir istihbarat operasyonu bulunduğundan bu analizde yanılmak ihtimali de büyük. Bu da hatırlanmalı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmek için tam da zamanında Washington'a geliyor. Bazı konuların artık netliğe kavuşturulması gerekiyor. Serdar Turgut Habertürk